Sizin ikilemden merhaba. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ayındaki önemli gelişmelerden bir tanesi solar, yani güneş enerjisi alanında yayın görülüyor. Enerji Bakanlığı verilerine göre yenilenebilir enerji verileri içerisinde güneş enerjisinin hatırı sayılır bir payı var. Son veriler uyarınca kurulu güç, elektrik açısından kurulu güçte güneşin payı %7'nin üzerine çıkmış durumda. Aynı zamanda hızlı bir biçimde güneş enerjisinden elektrik üretmek için santrallerin sayısında da artışlar görüyoruz. Türkiye'nin solar enerjideki son gelişmelerini, elektrik konusundaki gelişmeleri, nihayet elektriği uygun fiyata depolayıp depolayamayacağımızı Solitek Genel Müdürü Nuh Karbe ile konuşacağız. Nuh Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Nurten Hanım, hoş bulduk. Nuh Bey, siz aynı zamanda güneş enerjisi alanında çalışmalar yürüten bir şirketin genel müdürüsünüz. Süreci de yakından takip ettiğinizi biliyorum. İsterseniz biraz Türkiye'nin güneş enerjisi hikayesini sizin gözünüzden anlamaya çalışalım. Bize birazcık anlatır mısınız? Türkiye'de güneş enerjisi açıkçası yönetmeliklerin uygun hale getirilmesinden sonra başladı, yaygınlaştı. Yönetmeliğin de bizim için kritik tarihi 2 Ekim 2013'tür. 2 Ekim 2013 tarihinde lisanssız enerji üretimiyle alakalı bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik güneş paneli sistemlerinin yapılmasının önünde önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonra bu yönetmelik yenilendi ve Türkiye'de dünyadaki uygulamaların tam tersine dünyada uygulamalar güneş paneli sistemlerinde çatılardan başlardı. Evlerin çatısından, işletmelerin çatısından sonra arazilere giderdi ama Türkiye'de tam tersi oldu maalesef. Neden peki? Türk insanı biraz kıvrak zekalı sanırım. Yani fırsatlardan faydalanmayı çok iyi biliyoruz. Ticari olarak kafamız herhalde iyi çalışıyor. Çünkü insanlar evlerindeki bir lamba aboneliğiyle gittiler. Arazilerde 20 dönümlük arazilerde güneş tarlası kurdular. Oh. Yani ayda 50 lira elektrik faturası gelen abonelikle siz 20 dönümlük arazide güneş paneli tarlası kurdunuz ve devlete ayda ortalama 20 bin dolar fatura kesiyorsunuz. Şimdi böyle bir şey çok insanlar için cazip geldi ve 2016-2017 yıllarında güneş panellerinin fiyatlarının da bir miktar aşağıya gelmesiyle beraber bu lisanssız elektrik üretimi çok cazip oldu ve devlet daha önce lisanssız üretimde çağrı mektubu almış yatırımcıların yatırımlarını yapması için, trafolardaki boşlukların boş yere beklememesi için bir süre koydu. Dedi ki 31 Aralık 2017 tarihine kadar kuranlar kuracak, kurmayanlar işte orada dağıtım bedellerine de iskontolar uygulanıyordu. Her bir kilowatt saat enerjiyi şebekeye verdiğinizde %75 oranında dağıtım bedelinde indirim yapmıştı. Amaç burada güneş enerjisinin yatırımlarının önünü açmaktı. Öyle olunca bizim sektörde 2017 yılı altın yıl olarak görülür. Hmm. 2017 yılının başına kadar Türkiye'de kurulan toplam güneş enerjisi miktarı 700-800 megawatt seviyesindeyken biz sadece 2017 yılında 4.7 gigawatt saat güneş paneli sistemini devreye aldık. Ve o yıl 2017 yılında Türkiye Avrupa'da birinci oldu. En fazla güneş enerjisi yatırımı yapan ülke olarak. Tabii burada insanların birinci amacı ekonomik olarak ciddi bir değer oluşturan bu modelden kar beklentisiydi. Daha sonra 2018 yılında yine araziye kurulumlar devam etti ama %75 dağıtım bedeli iskontosu kaldırılmıştı artık. Kaldırılmış olmasına rağmen elektriğin kilowatt saati yaklaşık 10.3 sentlere devlete satılabilir hale geldi. Bu sebeple 2018 yılı da bir miktar daha hareketliydi. Ondan sonra artık devlet burada güneş enerjisi sistemlerinin artık yürüyebildiğini, kendi başına ayakta durabileceğini gördü ve bu tip teşvikleri kaldırdı. Artık arazilere kurulumu yasakladı
arazilere değil artık çatılara kurulum yapabilirsiniz. Çünkü binlerce metrekare çatı alanları var. Öncelikle bunların değerlendirilmesi lazım denildi. Çünkü başta yapılan hata sonradan görüldü. Evet, sektör gelişti. Sektör geliştikten sonra da evet bu yatırımlar devam etsin diye çatı uygulamalarının önü açıldı. 2019 yılı Mayıs ayında yeni bir yönetmelik yayınlandı. O yönetmelikle beraber artık evlerinizde veya işletmelerinizde binaların çatılarına veya cephelerine kurduğunuz güneş paneli sistemlerinden fazla enerjiniz olursa abone grubunuza ait fiyat tarifesinden dağıtım şirketine satıyorsunuz. Eğer bir tüzel kişilik iseniz, yani ticari bir işletmeyseniz artık KDV olarak ödemesini alıyorsunuz. Eğer evlerde kullanıyorsanız, benim mesela evdeki yapımız tüzel kişilik değil, orada şahıs olarak... Tabii her aile sonuçta oturup evde anne baba çocuklar şirket kuramıyorlar. Değil mi? Yani tüzel kişi aslında şirketleri kastediyoruz. Doğru. Şirket ya da dernek bunun gibi hani kişi bazlı abonelik olmayacak. Evet. Kişi bazlı aboneliklerde de yine elektriğinizi veriyorsunuz fakat KDV hariç olarak ödemenizi alıyorsunuz. Mesela geçtiğimiz ay benim evimde müstakil bir evde oturuyorum. 360 lira civarında fazla enerjiyi hatta vermişim. İşte yaklaşık 10 gün içerisinde onun bedeli hesabıma gönderiliyor. Bu sistem Türkiye'de çok sağlam olarak işliyor açıkçası. Hala ama aslında Nuh Bey, ben de hani siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'da yaşayan biri olarak aslında galiba çok da bilinmiyor. Çünkü aynen. Örneğin, ben onunla biraz temas etmek istiyorum. Evet, biraz onu dinlemek isterim. Şimdi sizden duyunca şaşırdım örneğin. Belki izleyicilerimiz de merak edecek, hani belki bir apartmanda yaşıyorlar, dediler ki hani ben çatıma koymak istiyorum ama ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ne yapacaklar? Şöyle, eğer apartmanda oturuyorsanız apartman çatısında size ayrılacak alan biraz daha kısıtlı tabii. Çünkü yani 300 metrekare veya 400 metrekare bir çatı alanını düşünün. 400 metrekare çatı alanının altında 30 tane daire var. Tabii. Böyle olduğu için size ayrılan alan biraz az. Fakat yönetmeliklerde bunun için de bir çözüm var. Diyor ki apartmanın karar defterine karar aldırırsanız, örneğin siz 12 numaralı dairede oturuyorsunuz. 12 numaralı daire çatıda güneş paneli sistemi kurabilir. Bunda bir sakınca yoktur diye apartmanın karar defterine karar aldırıp onu noterden onaylatırsanız, ondan sonra ilgili dağıtım şirketine, Ankara'da Başkent EDAŞ var biliyorsunuz. Başkent EDAŞ'a birkaç evrakla beraber başvurunuzu yapıyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan sonra ortalama 1-1,5 ay içerisinde size bir çağrı mektubu geliyor. Yani bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu uzun adı. Bu çağrı mektubuyla beraber projeler hazırlanıyor. Projeler dağıtım şirketine sunuluyor. Projeler onaylatıldıktan sonra tesisi kuruyorsunuz. Kurduktan sonra da bağlantı anlaşması imzalayıp sistemden mahsuplaşmaya başlıyorsunuz. Mahsuplaşırken mesela yazın yazlığınıza gittiniz, evde değilsiniz. Ama yazında çok elektrik üretiyoruz. Bu durumda kullanmadığınız elektriği şebekeye bedeli karşılığında satıyorsunuz. Bedel nedir? Bedel EPDK'nın yayınladığı meskenler için elektrik birim fiyatı neyse o fiyattan siz satıyorsunuz. Ama tüzel kişilik olmadığınız için, şirket olmadığınız için fatura kesemiyorsunuz. Ama fatura kesmiyorsanız da KDV'siz bir şekilde o ödemeyi dağıtım şirketi sizin banka hesabınıza her ay gönderiyor. Eğer tam tersi bir durum varsa, o ay güneşten ürettiğiniz elektrikten daha fazla elektrik tükettiyseniz, yani şebekeden net çekiş yaptıysanız sadece net çekiş miktarını ödüyorsunuz. Anladım. Ve bu sistem... Yani... Şöyle diyebiliriz, siz de çayınızdan bir yudum alın, biraz yordum sizi o sırada, izleyicilerimiz için de özetleyelim. Aslında apartmanda yaşayanlar da, müstakil evlerde de yaşayanların da şu anda son çıkan yönetmeliğe göre evlerinin çatılarına güneş paneli koyabilme hakları var. Bununla ilgili bilgi almak için sanıyorum hem bakanlıktan, EPDK'dan ve ilgili ildeki dağıtım şirketlerinden bilgi alabilecekler. Keza büyük ihtimalle bununla ilgili danışmanlık firmaları da hizmet veriyordur. Sanıyorum Türkiye'li izleyiciler açısından, ülkemizdeki izleyiciler açısından bu güzel bir haber. Çünkü
Nuh Bey, biraz isterseniz oraya değinip Türkiye güneş enerjisi potansiyeli, yani güneş alma süresi açısından uygun bir ülke bildiğim kadarıyla, değil mi? Doğru. Şimdi biz projeleri yaparken açıkçası bir fizibilite raporu hazırlıyoruz yatırımcılara. Bu fizibilite raporunda o yatırımın karşılığında yıllık, aylık, ortalama olarak günlük ne kadar elektrik üretebileceğini ispatlıyoruz raporlarla beraber. Kullandığımız çeşitli programlar var. Türkiye ortalaması Avrupa ortalamasından bir miktar daha fazla elektrik üretiyor. Örneğin Türkiye'de bir yılda 100 birim elektrik üretiyorsanız Avrupa'nın genel ortalamasını aldığımızda 66 birim elektrik üretiyorsunuz. Yani Avrupa'nın potansiyeli Türkiye'nin üçte ikisi kadar. Bunun içerisinde İspanya'da var, en güneydeki, İtalya'da var ama Almanya'da var, Belçika'da var ortalamasını aldığımızda. Her bir metrekareye düşen enerji miktarı yıllık olarak Türkiye'de 1450-1500 kilowatt saati baz alabiliriz. Bu da şu anda geriye düşen güneş paneli maliyetleriyle beraber Türkiye'de bu sistemin yatırımını yapmak gayet mantıklı olmaya başladı. Çünkü daha önce yani 2016 ve öncesine baktığımızda güneş panellerinin dünyadaki maliyetleri çok yüksekti. Evet, Fakat ben de şu onu anda sormak istiyordum aslında. Belki böyle bir ön yargı haline dönüşmüş ya da bir tabuya dönüşmüş. Tamam, güneş çok güzel ama çok pahalı oradan elektrik üretmek diye bazı cümleler duyuyoruz. Ama evet. galiba siz diyorsunuz ki artık öyle değil. Artık öyle değil. Özellikle artan enerji maliyetlerini dikkate aldığımızda bugün endüstriyel bir çatıda yapılacak güneş paneli sistemi yatırımı kendisini 4,5-5 yılda gayet rahat amorti edebiliyor. Hanelerde yapılacak yatırımlar ise yaklaşık 7 yılda kendisini amorti edebiliyor. Çünkü hanelerde birim miktarlar bir miktar daha yükseliyor. Ama şimdi son dönemlerde özellikle doğalgaza gelen zamlar, ithal kömüre gelen zamları dikkate aldığımızda ben şey diyorum, herkes bir gün mutlaka güneş paneliyle tanışacak. Tanışmak zorunda kalacağız. Hem gelecek nesillerimiz için hem de işin ekonomisi için baktığımızda tanışmak zorunda kalacağız. İlk sorunuzu biraz daha geniş cevaplamaya çalışayım. Güneş enerjisi potansiyeli. Ülkemizde ortalamasına baktığımızda gayet iyi bir güneş potansiyeli var. Avrupa'dan dediğim gibi yaklaşık %50 oranında daha fazla bir potansiyel var. Bunu değerlendirmek için de bizlerin yatırımcılara artık maliyetlerin uygun noktalara geldiğine inandırabilmemiz gerekiyor. Onlara gerek hazırladığımız fizibilite raporlarıyla gerekse sayenizde yaptığımız bu oturum gibi oturumlarla en azından bu kurulumları yapan firmalarla görüşüp bir teklif almalarını, değerlendirme yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkemiz Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Dünyanın Evet. kuzey yarım küresindeyiz. Ve kuzey yarım küresinde ekvatordan çok uzakta değiliz. O sebeple hem iklim olarak güneş paneli sistemlerine uygun bir coğrafyada yer alıyoruz. Hem de güneşlenme süresi olarak uygun bir yerde yer alıyoruz. Bizim güneşlenme sürelerimiz Türkiye ortalamasında günlük ortalama 6 saatler, 6,1 saatler civarında bir net güneşlenme süresi var. Ki bu da bizim Avrupa'dan veya kuzeyimizde Rusya'ya kıyasladığımızda gayet iyi bir potansiyel saate ulaştığımızı gösteriyor. Evet, tam da ben bu noktadan yine bir şey sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki evet, Türkiye ortalama 6 saat bir güneşlenme süresine sahip. Yani elektrik üretimi açısından verimli dediğimiz. İzleyicilerimizden de duyuyoruz, çevremizden de duyuyoruz. Şunu sormak istiyorum. Tamam, yazın örnek veriyorum Ankara güneşli. Ama peki kışın ne olacak? Bu noktada da benim aklıma depolama geliyor. Depolayabiliyor muyuz biz bu ürettiğimiz elektriği ya da
sistem genel olarak Türkiye ürettiği elektriği depolayabilecek mi? Ne yapıyoruz? Evet. Enerjinin depolanması enerjinin üretilmesinden daha büyük bir sorun olarak ortaya Evet. çıkmıştı. Ve hala da bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama depolama maliyetleri de güneş panelinin düşme grafiğine baktığımızda daha hızlı düştü. Biz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük lityum demir fosfat akü tedarikçisiyiz. Bugün haneler için kullanılacak 1 kilowatt saatlik bir lityum akünün ortalama maliyeti 400-450 dolarlar civarında. Bundan 5 yıl önce bu rakam 2000 dolardı. Baktığınızda 5 yıl önceye göre dörtte birine gelen yaklaşık bir maliyet söz Tabii konusu. lira yerinde durursa bu durumda hani böyle de bir gerçeğimiz var. Bazen dolar Evet. olarak düşüyor da lira da düşüyor onunla beraber. Bizim için hani şey gibi olabiliyor. 450 dolar o zamanın 200, 2000 doları gibi bir şeye gelebiliyor ama tabii bu hani genel enerji denkleminde Doğru. bir parantezimiz olsun. Yani Buyurun lütfen evet, devam ilk edin. parantez açtınız. Maalesef hani maliyetler döviz cinsinden olduğu için ben de döviz cinsinden kıyaslama yapmam Tabii. gerekiyor. Yo haklısınız. Ben de kesin rakam veremezdim. Çünkü örnek veriyorum program yayına girdiğinde hani dolar değil TL deseniz o değişmiş olabilir hani. Evet, O maalesef. yüzden haklısınız. Burada ama şeyi de düşünmek lazım Yunan'ın. Enerji fiyatları da yani Türk lirası olarak aldığımız enerji fiyatları da sürekli arttığı için aslında dövize paralel bir artış söz konusu. Evet. Bu gerçeği de maalesef kabullenmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'de çeşitli test uygulamalar yapılmaya başlandı enerji depolamasıyla alakalı. Hatta biz Sivas'ta bir uygulama yaptık. EPDK'nın bir örnek projesiydi. Sivas'ta bir köyü güneşten besliyoruz ve oraya lityum aküler koyduk. Gündüz üretilen enerjinin fazlası akülerde depolanıyor. Gece de köy aküden besleniyor. Burada bu sistemin uygulanabilirliğini test ediyoruz. Yani enerji nakil hattını götürmenin çok zor olduğu veya çok uzak olduğu, kışın enerjinin kesildiği yerlerde nakil hattı kullanmadan eğer güneş panelleriyle enerjiyi üretip orada depolayıp akşam saatinde de ilgili yerlerin, köylerin, hanelerin enerjisini karşılayabilir miyiz diye. Testlerimiz fena gitmiyor. Yani ilk yatırım maliyeti dağıtım altyapısı olarak kurmak yerine güneş artı depolama yaptığınızda feasible hale gelmeye başladı artık. Yatırım yapılabilir hale gelmeye başladı ama burada marjinal faydalar söz konusu. Yani devlet olarak siz enerji talebi olan her aboneye enerji götürmek zorundasınız. Sosyal devlet görevi gereği. Ama ticari olarak baktığınızda enerjinin depolaması marjinal başka faydalarınız yoksa hala maliyetli. Geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Enerji Kongresi kapsamında yaptığımız bir oturumda yine ben bahsetmiştim. Büyük tesisler için 1 kilowatt saat enerjiyi depolamanın maliyeti yaklaşık 7 sentler civarında, 7 dolar sent civarında, 7-7,5 civarına geliyor. Bugün çıplak enerji fiyatı ortalama ticarethanelerde 73-75 kuruş seviyesinde olduğunu düşünürseniz, depolamanın maliyeti de enerjinin kendi maliyetine eş seviyede. Evet. Bunun için bir miktar daha beklememiz gerekiyor. Yani depolamanın daha yaygın kullanılabilmesi için. Biz ürün satışları yapıyoruz. Bir miktar talep oluyor ama bu talepler marjinal bazı ihtiyaçları gidermek için. Yani enerji kesintisine tahammülü olmayan işletmeler Tabii. olabiliyor. Enerji kesildiği takdirde tekrar fabrikaların üretime geçmesi ciddi vakit alabiliyor. Bu tip yerler için depolama veya evlerde jeneratör kullanmak yerine enerji depolayalım, güneşten üretelim, onu da depolayalım deniliyor. Bu tip noktalarda enerji depolama bir şekilde size marjinal faydası sebebiyle kullanılabiliyor. Ama büyük montanlı enerji depolama için sanırım 2 yıl daha beklememiz gerekecek. Pandemi sebebiyle ertelenen bir fiyat düşüşü olduğunu çok net olarak görüyoruz. Normalde 2021 yılı içerisinde
akü maliyetlerinin, yani geniş kapasitede enerji depolamak için gerekli olan akü maliyetlerinin şu andaki rakamların %30 daha altında olmasını düşünüyor idik. Ama salgın sebebiyle bozulan tedarik zincirleri ve daha sonra enerji maliyetlerinin çok yükselmesi sebebiyle Avrupa'dan artan yüksek talep, elektrikli araçların yaygınlaşması sebebiyle elektrikli araçlar tarafında gören depolama talepleri maalesef fiyatları düşürmedi. Aksine %10'lar seviyesinde bir miktar artış meydana geldi. Şimdi yeni öngörümüz 2023'ten itibaren bir miktar daha geriye gelecek. Çünkü şu anda Avrupa ortalamasına baktığımızda satılan araçların %19'u elektrikli. 2023 yılına geldiğinde bu rakamların %40'lara çıkması bekleniyor. Bu da arzı artıracak. Arz artınca optimum üretim maliyetlerine düşülecek ve fiyatlar bir miktar geriye gelecek. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Nuh Bey. Hem güneş enerjisi sahasında olanları anlattınız, hem de depolama için evet değişiklikler var ama biraz sabır dediniz. Evet. Sanıyorum biraz pandeminin etkisi var. Güneşi konuşmamızın zaten sebebi, dediğiniz gibi, bazen marjinal fayda. Şu anda bazı işletmeleri fiyatlar, depolama ücretleri yüksek olsa bile eyleme gelişmeye itmiş görünüyor. Ama zaten güneş enerjisine yönelmemizin bir diğer önemli motivasyonu iklim kriziyle mücadelede temiz enerji kalemleri arasında olmasıydı. Bilgileriniz, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eşitsiz Denklem'in bu bölümünde Türkiye'nin güneş enerjisi alanında yaşadığı gelişmeleri, depolamada neler yaşandığını, evimizin çatısına güneş paneli koyarsak bunun nasıl işleyeceğini, buna dönük düzenlemelerin nasıl yapıldığını, artık bunu yapıp yapamadığımızı Solisek'ten Nuh Karbey ile konuştuk. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.